Piyasa bu. Her şey bir adam oluyor. Bunu herkes biliyor. Ve herkes şunu söylüyor. Diyorlar ki bu memlekette bu ülkeyi ortak iradeyle, ortak akılla kurduk. Hepimiz cephede savaştık. Kimimiz cephane taşıdık. Kimimiz canımızı ortaya koyduk. Cephede öldük. Ama arkadaki bir olanlar da bize aşk gönderdiler, kıyafet gönderdiler, çocuklarımıza baktılar, çocuklarımızı büyüttüler. Bu vatanı el birliğiyle kurtardık. Şimdi niye biz bu ülkeyi beraber yönetmiyoruz? Niye parlamentomuz yönetmesin? Niye hükümetimizi parlamento denetlemesin? Niye yargımız bu ikisini de denetlemesin diye soruyorlar. O zaman da diyorlar ki bu anayasa teklifinde bunların hiçbirisi yok. Bu anayasa teklifi bu ülkeyi çatışmaya götürüyor, ayrıştırmaya götürüyor, gerilime götürüyor. Biz bunu istemiyoruz diyorlar. Biz Kırıkkale'de düğünleri de beraber yapacağız. Cenazede de beraber üzüleceğiz. Bir dilim ekmeği de bölüşeceğiz. Biz burada bu koşullar içerisinde kardeşliği seçeceğiz. Ayrışmayı, çatışmayı, kavgayı seçmeyeceğiz diyorlar. Onun için de hayır diyorlar. Ben de Kırıkkale halkına yürekten bir teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık diyorum size. Helal olsun size. Bir çorba, bir tas çorba, bir hırka. Bu insanlar böyle paylaşmayı bilirler. Bu Anadolu'nun insanı böyledir. Ben herkese şunu söylüyorum. Bizim mütedeyyin insanlarımızın hepsinin her gün namaz vaktinde, başına bir şey geldiğinde, sıkıntılandığında en çok başvurdukları Fatiha. Öyle değil mi? Fatiha suresidir. Fatiha'nın alsınlar, bir okusunlar Fatiha'yı. Bakalım ne diyor orada? Ne diyor orada? Bu dili söyleyen insanlar Fatiha'nın emrine karşı geliyorlar. Allah'a şirk koşuyorlar. Allah'ın Kur'an'ına karşı geliyorlar. Herkes Fatiha suresini bir okusun. Orada ne söylediğine baksın. Ondan sonra bu hayır diyeceklere, terörist diyenleri emin olun tükrükle boğarlar. Sayın vekilimiz de söyledi. Üreten bir kent. Üreten bir kentte emeklinin oranı oldukça yüksek. Kırıkkale'de 50 bin emekli var. İki tane emekli derneği var. Bugün iki emekli derneğini de ziyaret ettim. Gördüğüm tablo şu. 12 bin üyesi var iki emekli derneğinin. 1500 liranın üzerinde maaş aldıkları yok. %85'i açlık sınırında. %85'i açlık sınırında emeklinin. %85'i açlık sınırında olan bir kentte yaşıyorlar. Yapmışlarsa biz de yeniden bu Anadolu topraklarını cumhuriyete ve vatana sahip çıkacağız diyorlar. Çünkü kadınlar geleceklerinin karanlık olduğunu düşünüyorlar. Neden karanlık? Niye korkuyorsunuz dediğimde bir kısım kadınlar dedi ki biz başı örtülüyüz. Başı örtülü olduğumuz için 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz'da bir darbe oldu. Bu darbede biz mesleğimizden olduk, ihraç olduk diyorlar. Dedim ki öyle bir şey olmaz. Söyledikleri şu. İlk önce çalıştıkları kurumdaki müdürler potansiyel FETÖ'cü, cemaatçi, başı örtülülerdir dediler. İlk önce bizi aldılar diyor. Daha sonra biz biliyoruz ki diyor, başı açık olanlar da şunu söylüyor. İran'da da benzer bir şey olmuştu. Şah'a karşı biz Hümeyni'ye sarıldık. Ama öyle bir hayat geldi ki Şah gitti, yerine Hümeyni geldi ama kadınlar araç kullanamaz oldu, sokağa çıkamaz oldu. Biz biliyoruz ki diyorlar Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Mısır'da, Libya'da tek adam yönetimlerinin o ülkeleri hangi hale getirdiğini biliyoruz diyorum. Suriye'de 20 milyon insan yaşıyordu, Suriye'de kan gölü götürdü. Suriye'den insanlar buraya geldi. Dikkatinizi çekerim. Suriye'den buraya gelenler burada durmadılar. Avrupa'ya gitmek için canhıraş çocuklarının boğulmasına, boğulma kaygısına, ölüm korkusuna rağmen Avrupa'ya geçmek istediler. Neden biliyor musunuz? Demokrasi, demokrasi, demokrasi. İnsan hakları, insan hakları, insan hakları var diye. Türkiye topraklarına bile, kardeş topraklara bile güvenemediler. Çünkü buradaki tehlike de Suriye'deki, Irak'taki yaşananlar, Suriye seyirci kaldı. Suriye kan gövdesine döndü.
Türkiye'de kalırsak Türkiye'de de benzer bir durum olur diye oraya kaçmaya çalışıyorlar.